Onur Koleji'nden herkese merhabalar. Bugün 6. sınıf 2. ünite olan kültür ve miras konusunu birlikte işleyeceğiz. Türklerin ilk yurdu Orta Asya diyeceğiz. Orta Asya bölgesine baktığımız zaman doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, güneyde Himalaya Dağları, kuzeyde Sibirya'nın olduğu geniş bir coğrafyaya Orta Asya ismini biz veriyoruz. Orta Asya Türkler arasında Türkistan olarak da anılır. Türkler ilk dönemlerde göçebe olarak yaşamışlardır. Peki bu Türk göçlerin nedenleri nelerdi? İlk olarak hızlı nüfus artışı, Çin ve Moğol baskısı, Türk boylar arasındaki mücadeleler, salgın hayvan hastalıkları, otlak yetersizliği, kuraklık, yeni yurtlar edinme isteği ve cihan hakimiyeti diyebiliriz. Yani gökyüzünün gördüğü her yer bizimdir anlayışı. Peki bu göçlerin sonuçlarına baktığımız zaman ise farklı coğrafyalarda Türk devletleri kuruldu. Örneğin Avrupa'da Avrupa Hun Devleti'nin kurulmasına örnek verebiliriz. Türk kültürü geniş bir coğrafyaya yayıldı. Türk tarihini bir bütün olarak incelemek ise zorlaştı. Sebebi ise Türkler göçebe oldukları için yazılı kültür gelişmemişti, sözlü kültür daha fazlaydı. Yaşanan göçlerle Avrupa'nın siyasi yapısı değişti diyebiliriz. Asya Hunları Avrupa'ya doğru göç ederek kavimler göçünü başlatmışlardı. Bu da bugünkü Avrupa'nın temellerini attı diyebiliriz. Orta Asya'da kurulan ilk devletimiz Asya Hun Devleti'dir. Ötüken merkezi kurulmuşlardır. Bilinen ilk hükümdarları Teoman'dır. Ama en parlak zamanları ise Metehan'dır. Peki neden en parlak dönemleri Metehan? Çin'i vergiye bağladığı için. Çin'i vergiye bağladı fakat isteseydi Türk topraklarını da katabilirdi. Ama katmak istemedi. Sebebi ise Çin'in nüfusu Türklerden daha fazlaydı ve Türklerin aralarında asimile olmalarından korkmuştur. Türkleri bir bayrak altı topladı ve orduyu onlu sisteme göre düzenlemiştir. Bugünkü kara kuvvetlerinin başlangıç tarihine baktığımızda da M.Ö. 209 diyebiliriz. Metehan'dan sonra Asya Hunları zayıflamaya başlamışlardır. İkiye ayrılmışlardır. Bir kısmını Çin'in egemenliğine girerken bir kısmı da batıya doğru göç ederek kavimler göçünü başlatmışlardır. Kavimler göçüne bakacak olursak, kavimler göçünün sonuçları Roma İmparatorluğu 395 yılında Batı Roma ve Doğu Roma olarak ikiye ayrıldı. Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılacak. Avrupa 100 yıla yakın bir sürede karışıklık içerisinde kalmıştır. Kavimler göçünün en önemli sonuçlarından biri bir çağ açıp bir çağ kapattı diyebiliriz. Peki hangi çağ? İlk çağ sona erdi, orta çağ başladı. Bir de bu dönemde Avrupa'da derebeylik yani feodalite rejimi ortaya çıktı. Feodalite rejimi dediğimiz aslında kısacası toprak köleliğidir. Kimin daha fazla toprağı varsa krallardan bile daha üstün duruma gelmişlerdi. Derebeyler yani soylular topraklarının etrafını surlarla çevirmişlerdi. Burada kendilerine şatolar inşa etmişlerdi. Topraklarında ise köylüleri yani köleleri çalıştırıyorlardı. Köylünün yani kölenin hiçbir hakkı yoktu. Ürettiği ürünün çok az bir miktarını alabiliyordu. Herhangi bir yere soylunun izni olmadan göç edemiyordu. Feodalite rejimiyle birlikte merkezi otorite zayıflamış. Aslında bunu bir tahterevalliye benzetebiliriz. Feodalite rejimi üstte ise merkezi otorite alttadır. Ama feodalite rejimi zayıfladığında da bir tahterevalliyi düşündüğümüzde merkezi otorite üste çıkacak diyebiliriz. Çünkü tek bir kişinin değil, soyluların, zenginlerin egemenliği daha fazlaydı feodalite rejiminde. Peki ne zaman yıkıldı feodalite rejimi? 1453'te İstanbul'un fethiyle birlikte Şahi adı verilen toplarla surlar yıkılmıştır. Feodalite rejimi de zayıflamıştır diyebiliriz. Bir diğer sonuçlarına bakacak olursak ise barbar kavimlerin birbirleriyle ve Romalılarla kaynaşması bugünkü Avrupa'nın etnik yapısını oluşturmuştur. Barbar kavimler arasında Hristiyanlık hızlıca yayıldı. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte aslında kilise ve papalığın etkisi ortaya çıktı. Yani skolastik düşünce güç kazandı. Peki nedir skolastik düşünce? Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin öğretilerini içeren aynı zamanda bilimi reddeden düşüncedir. Yani kısacası kilise ne derse o diyebiliriz. Asya Hun Devleti'nden sonra Orta Asya'da kurulan ikinci devletimiz birinci Köktürk Devleti'dir. Köktürkler yine Ötüken merkezli kurulmuşlardır. En önemli maddesine bakacak olursak tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Bumin Kağan tarafından kurulmuştur ama en parlak zamanları Mukan Kağan zamanıdır.
Yine Mukan Kağan zamandan sonra devlet zayıflamaya başlamıştır ve 582 yılında ikiye ayrıldılar. Doğu Köktürk Devleti Çinliler tarafından yıkıldı, Batı Köktürk Devleti ise Çin'e bağlandı diyebiliriz. İkinci Köktürk Devleti'ne bakacak olursak, Kutluk Kağan tarafından 682 yılında kurulmuştur. Kutluk Kağan, Türkleri yeniden bir araya getirdiği için İlteriş ünvanını almıştır. İlteriş, derleyen, toplayan anlamına gelir. Ötüken merkezli kurulmuşlardır ve devletin en parlak zamanı Bilge Kağan zamanıdır. Köktürk Devleti'ne baktığımız zaman Orhun yazıtları önemlidir. Sebebi ise Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı eserleridir. Orhun yazıtları Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyuk adına dikilmişlerdir. Bugünkü Moğolistan sınırı içerisinde yer almaktadır. İkinci Köktürk Devleti ise Uygur, Karluk ve Basmi toplulukların işbirliği sonucu yıkılmışlardır diyebiliriz. Son olarak Uygur Devleti'ne bakacak olursak, Uygurlar Kutluk Bilge Külkağan tarafından kurulmuşlardır. Başkentleri Ötüken'dir fakat daha sonra Ötüken'den Ordubalı'a taşınmıştır. Bögükağan zamanında ise Maniheizm dinini benimsemişlerdir. Önemlidir neden? Maniheizm dini et yemeyi ve savaş yapmayı yasaklamıştır. Bu da Türklerin güçlerini kırmıştır ve çabucak yıkılmalarına sebep olmuşlardır diyebiliriz. Aynı zamanda Maniheizm dini tapınaklı bir din olduğu için yerleşik yaşama da geçmişlerdir. Ve ilk kez yerleşik yaşama geçen Türk devleti diyebiliriz. Ve bu yüzden de şehir ve kasabalar kurarak mimari eserler yapmışlardır. Yerleşik yaşama geçmeyle birlikte aslında hayvancılıktan da tarıma geçirmiştir diyebiliriz. Türk devletleri daha çok göçebe oldukları için hayvancılıkla uğraşıyorlardı ama Uygur devleti Maniheizm'le birlikte tarıma geçmiştir diyebiliriz. Kağıt ve matbaayı kullanmışlardır ve kendilerine oluşturdukları Uygur alfabesini kullandılar. Minyatür sanatının ilk örneklerini de biz yine Uygur devletinde görüyoruz. En önemli destanları ise göç ve türeyiş destanlarıdır. Evet, ünitemizin ilk konusunu burada bitirmiş bulunmaktayız. İkinci bölümde görüşmek üzere.